Foto muhabirleri o anın tanığıdır. Kısaca tek kelimeyle onu söyleyeyim. Bir de insani boyutu vardır genelde. Genelde hep bazı insanlarla karşı, ya işte şurada bir kaza ya da bir şey olduğu zaman fotoğraf mı çekersin? Yoksa gidip inip arabadan ya da yolda giderken yardım edersin diye. Bununla ilgili küçük bir anımı anlatacağım. Ben Ankara'da oturuyorum, Dikmen'de oturuyorum. Dikmen'de Yıldız arasında Dikmen Vadisi, şu anda işte Dikmen Vadisi olarak bir bölge var. Sürekli oradan gidip geliyorum ama bir Mart ayıydı böyle yine. Suriye Savaşı'nın işte kızıştığı dönemlerde mülteciler falan Türkiye'ye geliyor ama o kadar çok mülteci geliyor ki Türkiye'nin her tarafına yayılmış. Bunlardan Ankara'ya gelenler de duyuyoruz ama pek nadir böyle denk geliyor. Yine böyle gidip Yıldız tarafına gidip geldiğim zaman, Dikmen Vadisi'ne kendi arabamla çıktığım zaman yolda 5-6 tane çocuk gördüm böyle. Ayağında ayakkabı yok, bir şey yok, üstünde doğru düzgün bir şey yok. Arabayı sağa çektim, indim. Çocuklara sordum, hayırdır, niye böylesiniz? Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar, işte Arapça bir şeyler söyle, işte Suriye'den geldiklerini az çok anladım böyle. Nerede oturuyorsunuz dedim, şu aşağıda evimiz var dedi. Çocuklar arabaya aldım, aşağı gittik. Çocukların tarifine göre işte Dikmen Vadisi'nde böyle gece konular işte. Naylon çadırlardan yapılmış, derme çatma böyle işte. Soba yanan ama işte bacası olmayan, her tarafı kırık dökük böyle. Bir şeyler kendince bir ev yapmaya çalışmışlar, yaşıyorlar orada. Çok üzüldüm. Türkçe, çatpat Türkçe bilen birisi yanıma yaklaştı. İşte durumu anlattım. Hayırdır, niye buradasınız falan filan. İşte biz Suriye'den geldik. İşte durumumuz iyi değil falan filan. Tamam dedim o zaman. Kenara çektim beyefendiyi, oturduk bir kenarda, kaç kişi olduğunu şey yaptım, listesini çıkarttım, böyle kaç kadın, kaç çocuk, erkek, yaşlarını falan. Eve gittim, eşimle durumu anlattım böyle, ya dedi bir şeyler yapabilir miyiz dedi. Ne yapabiliriz dedi, ben çevremdeki insanlarla konuşayım, işte yakın aile çevremizle konuşalım, bir şeyler yardım yapalım ama maddi olmasın dedi. Yani giyim, işte yiyecek, gıda, bu tür şeyler yap. Tamam ben de foto muhabirlerine işte kendi arkamda kameramanlar, muhabirlerle konuşayım dedim. Bizim sosyal medya o zaman daha sosyal medyadan çok aktiftik o dönemlerde. Estantaneler diye bir şeyimiz vardı. Facebook grubumuz vardı. Buraya bir yazı yazdım. İşte durumu anlattım. İşte Ankara'da böyle böyle yardıma ihtiyaç aileler var. Kıyafet. İlk öncelik kıyafet. Sonra kendimiz almak koşuluyla işte maddi anlamda para desteği beklediğimi söyledim. Ve çevremizde Ankara, İstanbul, çoğu meslektaşımız çok duyarlı davrandı bu konuda. Ve bize yardım, yani maddi anlamda da yardım etti. Yaklaşık 3.000-4.000 liraya yakın bir para topladık. Tabii gelen kıyafetleri saymıyorum, onlar hariç. Sonra gittik bir gün, işte Ankara'da mağazaya gittik. İşte böyle çocukların kıyafetlerini alabileceğimiz. Oturduk, müdürle konuştuk. Durumu anlattım. Dedim böyle böyle işte Dikmen Vadisi'nde böyle aileler var. Onlara yardım götüreceğiz. Şu kadar paramız var. Şu kadar çocuk, şu kadar kız, erkek, yaşları bu. Bu bedenlere ait işte kıyafetler almamız gerekiyor. Bu konuda bize destek olur musunuz dedi. Bana bir 10 dakika izin verin dedi. Bir müdürle, üst müdürle konuşayım. Ona göre size dönüş yapacağım dedi. Arada tamam Selahattin Bey, size yardım edeceğiz dedi. Şu kadar indirim yapacağız. İşte şu kadar kıyafetle biz destek vereceğiz. Ama bunu bize ispatlamanız gerekiyor dedi. Ben de tamam söz dedim. Yani yardımı götüreceğim zaman geleceğim arabamla sizi alacağım. Beraber gideceğiz dedik. Neyse oturduk, kıyafetleri aldık. Çocuklar da okumak istiyor. Türkçe bir şeyler okumak istiyor. Yani Türkçe öğrenmek istiyor ama kitapları da yok. Gittik işte bir iki tane kitap evinden onların okuyabileceği, alfabetiği böyle işte rahatlıkla kavrayabileceği kitaplar aldık. Sonra şeye götürdük, Dikmen Vadisi'ne götürdük. Bir gün yine böyle kocaman bir araba tuttuk, götürdük. Çocuklar etrafımızı sardı ama şimdi dağıtmak istiyoruz, dağıtamıyoruz. Çünkü saldırıyorlar, sürekli saldırıyorlar. Reuters'tan Ümit Bektaş arkadaşımız vardı o zaman orada. Ümit dedim yani bize yardım et. Ümit de bir arkadaşı da gelmiş, haber yapacak onları. Ben yardım dağıtırken o da bizim fotoğrafımızı çekiyor. Ben dedim Ümit bunları yayınlama. Bunlar çünkü insani bir yardım. Tamam dedi, sırf sana atmak için çekeceğim dedi. Neyse kıyafetleri dağıttık, yiyecekleri, gıdaları falan yardım ettik. Tam çıkarken yaşlı işte 75-80 yaşlarında bir teyze yanıma yaklaştı. Ama yürüyemiyor, çok zor. Arkadan bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum. Yanına gittim.
eğil, eğil, eğil dedi. Eğildim, başımı tuttu, kendine doğru çekti, alnımda öptü. Gözlerinde iki damla yaş geldi ama yani bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Öyle bir duygulandım ki, o zaman anladım ki yani foto muhabirliği, fotoğrafın dışında da çok anlamlı, çok güzel şeylerin olduğunu, tamam insanız ama bazen böyle şeyler yapmak gerektiğinde çok iyi artık anlamış durumda. Şimdi işte Ankara dışına ya da ne bileyim bu bölgeye gittiğim zaman mutlaka yanımda çikolata, şeker, işte çocukları sevindirebilecek bir bu tür şeyler alıp götürmeyi hep çok şey yapıyorum. Yani ne diyeyim bana, mutlaka yanıma alıyorum. O çocukları sevindirmek için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani hep diyorlar ya işte önce fotoğraf mı, önce insan mı? Bence önce insan olmak gerekiyor. Fotoğrafı mutlaka çekeriz ama önce karşıdaki insanın insan olduğunu ve ona değer verdiğimizi, onlardan da bizden biri olduğunu, bunu hissettirmemiz gerektiğini düşünüyorum.